Bu aralar çok sık aldığım iki soru var. Bir tanesi Çin otomobil sektörü çok hızlı büyüyor hocam. Niye oraya yatırım yapmıyorsunuz? İkincisi de Çin otomobil sektörü çok büyüyünce Tesla yıkılmayacak mı? Aslında bu çerçevede Tesla ile BYD'nin yakın zamanda bir karşılaştırma videosunu yaptım. Yanlış anlamayın ben otomobilleri kıyaslamıyorum. Şirketleri kıyaslıyorum. Ve neden bence Tesla'nın daha iyi bir yatırım olduğunu ortaya koydum. Ama BYD'de de ciddi fırsatlar olduğunu anlattım. Öte yandan ben genel olarak Çin otomobil sektörüne pek inanmıyorum. Ve yatırımcısı da olmak istemiyorum. Şu aralar NIO'da küçük bir yatırımımız var model portföyümüzde. Bir swing trade yani geçici bir yatırım, küçük bir yatırım, kısa vadeli bir yatırım. Onun dışında ben Çin otomotiv sektöründen uzak durmayı tercih ediyorum. İşte bugünkü videoda neden Çin otomotiv sektöründen uzak durduğumu anlatacağım önce. Daha sonra da aslında Çin otomotiv sektörü neden Tesla için değil de Avrupalı üreticiler için gerçek bir tehdit oluşturuyor onun üzerinde duracağım. Çok ilginç ekşide inandığım bir bölüm. Çok şaşırtıcı bilgiler var Çin otomobil sektörü hakkında. Hazırsanız başlıyoruz. Önce bir kere Çin'i takdir etmek lazım. Gerçekten otomobil tarafında bir ihracat patlaması yaşıyorlar adeta. Bir yıl önce Almanları geçip dünyanın en büyük ikinci otomobil ihracat haline geldiler. 2023 yılının Mayıs ayında da Japonları geçip dünyanın en büyük otomobil ihracat sahne geldiler. O ay 1 milyon üzerinde arabayı yurt dışına gönderdiler. Rekor kırılan yılda bir önceki yıla göre Çin'in otomobil ihracatı %58 artarken Japonların ihracatı sadece %6 yükseldi. Avrupa'daki pek çok ülke ise ihracatında düşmeler yaşandı. Çin'in en büyük otomobil markalarına baktığımızda BYD ön plana çıkıyor. SAIC Motors, daha sonra NIO, Geely, Great Wall Motor, XPeng, GAC Group, Li Auto, FAW Group ve Şangan otomobil gibi firmalar var. Aslında Çin'de şu anda 140'ın üzerinde otomobil firması var. Bunlardan yanılmıyorsam 10-15 tanesinde doğrudan doğruya Çin devleti ortak. Ortak olmadıklarında da çok büyük sübvansiyonlar sağlıyor. Çok büyük fırsatlar sağlıyor. Bu sayede Çin otomobilleri fiyat açısından süper rekabetçi hale gelmiş durumdalar. Çin'in dev otomobil ihracatının çok büyük bir bölümü hala ucuz 12 bin 13 bin dolarlar civarında satılan fosil yakıtlı araçlardan oluşuyor. Meksika, Ekvador, Brezilya gibi ülkelerde bu araçlar adeta peynir ekmek gibi satıyorlar. Ama Avrupa'yı endişelendiren veya bizim de son zamanlarda gözümüze çarpan mesele bu konu değil. Esas önemli olan konu daha yüksek elektrikli otomobil teknolojilerinde Çin'in nereye vardı? Ve burada artık sadece Çin otomobil üreticileri değil, Xiaomi gibi eskiden cep telefonu üreten teknoloji firmaları da oyunun içine girmeye başladılar. Xiaomi'nin yakın zamanda tanıttığı araç gerçekten çok güzel gözüküyordu, özellikle de muazzamdı. Bütün otomobil severleri heyecanlandırdı. Çin aslında otomobil üretimi de yeni bir ülke değil. 2019 yılında da 28 milyon civarında araç üretiyordu. Bugünkü üretimi de o seviyede. Ama o dönemde üretimin neredeyse tamamı iç pazara satılırken şimdi büyük oranda ihracata dönmüş durumda. Çin'in otomobil sektöründeki bu olağanüstü ata dış ticaret dengesine de yansıyor. 2021 yılında 40 milyar dolar civarında otomobilden dış ticaret açığı verirken şu anda bu 30 milyar dış ticaret fazlasına dönüşmüş durumda. Çin Amerika Birleşik Devletleri'ne pek otomobil satamıyor. Sadece Tesla'lar satılabiliyor Amerika'ya. Neden? Çünkü çok yüksek gümrük vergileri var. %27 civarında Trump döneminde kondu bu vergiler ve kaldırılmadılar. Ama Çin Avrupa'ya ve Japonya'ya çok araç satıyor. Çünkü Avrupa'da Çin otomobillerine uygulanan vergi sadece %9. Bu da zaten Avrupa'da şu an çok rahatsız ediyor. Çünkü Çin otomobilleri Avrupa'da adeta bir virüs gibi yayılıyorlar. O kadar hızlı gidiyor ki iş 2021'den bu yana Avrupa'ya ihraç edilen Çin otomobillerinin adet olarak %350 oranında arttığını görüyoruz. Bu da Avrupalı otomobil üreticilerini sıkıştırıyor. Japonya'da da epey etkin olan Çinliler Amerika'ya gitmenin yollarını araştırıyorlar. Meksika'da BYD'nin mesela fabrika kuracağı konuşuluyor. Ayrıca yine Macaristan'da kurulan bir fabrikayla da Avrupa'nın ileride getirebileceği bir takım anti-dumping kanunlarına karşı Çin kendini korumaya almaya çalışıyor. Son derece agresifler bu politikalarda ve arkalarında çok büyük bir devlet desteği var. Geçen sene MG firması tarafından üretilen MG4 Avrupa'da en çok satan EV'lerden bir tanesiydi. En çok satan hala Tesla modeliye O kadar korktu ki Avrupa bu gelişmelerden bir soruşturma başlattılar. Ve ilgili komisyonun başkanı Ursula von der Leyen inanılmaz bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim elimizden daha ver soları aldılar şimdi bunu almaya geliyorlar. İşin daha da ilginci böyle bir anti dumping soruşturması talebi otomobil firmalarından gelmedi. Genelde öyle olur. Doğrudan doğruya Avrupa Birliği kendisi bu konuda harekete geçti. Ve daha da sıra dışı olan konu Çin'de üretilen Avrupa markalarına karşı da anti dumping var. Mesela Renault Çin'de elektrikli araba üretiyor. Avrupa ile büyük işbirliği içinde olan Amerika'nın markası Tesla'nın da Çin'den Avrupa'ya yaptığı ihracatlarla ilgili soruşturma geliyor. Avrupa bu kadar korkmuş durumda. Üstelik Avrupalılar sadece kendi pazarlarına dayak yemiyorlar. Avrupalıların en büyük ihracat pazarlarından bir tanesi Çin. Orada da ürün satamaz hale gelmiş durumdalar. Ve otomobil hala Avrupa için son derece önemli bir sektör. Kabaca 4 milyon üzerine insan doğrudan doğruya otomobil sektöründe istihdam ediliyor. Avrupa'da kullanılan her 5 otomobilden 4'ü hala yerel olarak monte ediliyor ve otomobil Avrupa için 70 ile 110 milyar dolar arasında dış ticaret fazlası yaratıyor. Yani öyle vazgeçebilecekleri bir sektör değil ama çok ciddi dayak yiyorlar. Avrupalılar bu yedikleri dayağın temel sebebi olarak Çin hükümetinin aşırı desteklerini ortaya koyuyorlar ve haksız rekabettir bu diyorlar. Kesinlikle etkisi var. Çin devlet politikasıyla büyüyen bir ülke bundan dolayı da otomobil sektörüne şu anda kaynak ve para yağdırıyor. Hatta mesela Çinliler daha iyi otomobil üretmeyi öğrensinler diye zamanında Tesla'ya Şanghay fabrikasının toprağını da satmıştı. Çin normalde toprak satmıyor. Gidiyorsunuz onun üzerine fabrikanın işletme hakkını alıyorsunuz. Öyle imtiyazlar bile tanımıştı. Yeter ki otomobil işini biz de öğrenelim, daha iyisini yapalım, daha iyisini üretelim diye. Bu bir devlet politikası bu konuda. Çok hırslılar. Genel olarak ihracatlarında sorun yaşıyor Çin. O yüzden de otomobil tarafındaki yeni ihracata çok inanıyorlar. Ama bence mesele sadece bu değil. Avrupa çok geç kaldı. Avrupa hem elektrikli otomobil devriminde geç kaldı hem de otomobilin gittikçe bir donanım işinden yazılım işine doğru dönüşünü kavramakta zorluk çekti. Hala Avrupa'da otomobil üreticilerinin çok büyük bölümünün kendine ait bir işletim sistemleri yok. Mesela Tesla nasıl over the air yani havadan yazılım güncellemesi yapabiliyor otomobillerde? Avrupa şirketleri bunu yapamıyor. Yapsa bile ancak kısmi yapıyorlar. Çünkü kendine ait bir işletim sistemleri ve merkezi bir bilişim sistemleri yok. İşte Çin buralarda çok ön plana gidiyor. Hem Tesla'dan öğrendikleri hem zaten iyi bir yazılım ülkesi için. Bundan dolayı yazılım tarafında çok gelişkin araçlar üretiyor. İkinci önemli konu da Elektrikli arabalar. Etikli otomobillerde batarya kritik nokta ve burada lityum devreye giriyor. Çin dünya lityum işleme kapasitesi neredeyse 3'te 2'sine sahip. Daha evvel anlatmıştım Tesla şu anda ABD'de bir lityum rafinerisi kuruyor bundan dolayı. Kobalt kapasitesinin %75'ine hakimler. Manganez kapasitesinin ise %95'i grafit kapasitesinin ise neredeyse tamamı Çin'de. Yani Avrupalı ve aynı zamanda Amerikalı otomobil üreticileri Çin'e bu yönden de göbekten bağlılar. Ama mesela sadece ham maddelerde değil veya ham maddenin rafineri edilmiş halinde değil. Çin batarya üretiminde de önde bir ülke. Zaten Çin'in en büyük otomobil üreticisi olan firma. BYD batarya kökenli bir firma. Şu anda otomobil üretmeye başlayacak olan Xiaomi yıllardır kendi cep telefonları için batarya da üretiyor. Böylece Avrupa asla ciddi bir rekabet avantajı kaybına uğramış oluyor. Daha evvel markasıyla, teknolojisiyle çok ön plandayken Çinliler şimdi elektrikli otomobil, teknoloji ve batarya tarafında ön plana gidiyorlar ve Avrupalılardan daha iyi otomobiller üretmeye yoluna da girmiş durumdalar. Çin otomobilleri satın alan kullanan insanlar yıllar içerisinde kaliteli iyileştiğini hep söylüyorlar. Ben hiç kullanmadım için doğrusu şimdiye kadar. Ama son dönemde piyasaya çıkan yeni Çin otomobilleri en azından baktığımızda tasarımlarıyla teknolojik özellikleri gerçekten göz dolduruyorlar. Ve bu da Avrupa'nın başka bir sorunu. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu kadar övdün bu Çinli otobüs üreticilerini. O halde neden Çin otobüs sektörüne yatırım yapmıyorsun? Birkaç tane temel nedeni var. Birincisi Çin'in genel yapısıyla ilgili. Çin nüfusu sürekli küçülen bir yer ve Çin iç piyasası çok sorunlu. Zaten Çin'in otomobil tarafında ihracata bu kadar yönelmesinin sebebi de bu. İç pazarda çok zayıflık var. Araçları artık iç pazarı satamıyorlar. Çünkü otomobil sektörü kurulduğunda Çin'de bir kere otomotivlere karşı büyük bir açlık vardı. Onu büyük bölümü giderilmiş durumda. Ama onun dışında Çinli vatandaşların ekonomisi zayıflıyor. Gayrimenkul piyasasına sorun var, krediler piyasasına sorun var. Bunu daha sonra detaylı bir Çin ekonomisi videosunda paylaşacağım. Çin iç pazarda daralıyor. O halde ne yapacak? Hep ihraç edecek. Şimdi ihraç etmeye başladığında da tamam Avrupa şu anda %9'luk gümrükle avantajlı ama Avrupa bunu mutlaka çözecek. Çok sert bir önlem getiremeyebilir Avrupa. Çünkü Avrupalılar da Çin'e araç satmaya çalışıyorlar. Bu işler sonuçta karşılıklı ama eninde sonunda Çin'in işini zorlaştıracaktır. İkinci konu Amerika. Evet Çin şimdi Meksika üzerinden Amerikan pazarına girmeye çalışıyor. Ama dünyada Amerikan pazarına otomobil satmayıp çok büyük olmanız mümkün değil. Çünkü hala Çin'le beraber dünyanın en büyük iki otomobil pazarından bir tanesi. Ve Amerika bu konuda sırlarını korumaya niyetli. Ben Meksika'da iki gün sonra Çinler bir fabrika kursa onun da bir engelini bulmaya niyetli olacağını düşünüyorum Amerika'nın. E şimdi iç pazarda sıkıntı var. Dış pazarda evet hızlı gidiyorsun ama karşı taraf uyandı ve artık senden bazı talepleri olacak. Bu durumda Çinliler burada nasıl rekabet edecekler? Benim sorunum bu. Bu nedenle evet beğendiğim Çin otomobil firmaları var. Bilançolarına bakıyorum, güzel şeyler de görüyorum. Ama bunun çok büyük bölümü son iki yıldaki ataktan geliyor. Ondan önce Çin otomobillerinin çok büyük bölümü ucuz, basit, fosil yakıtlı arabalar. Bu arabaları hala büyük oranda satıyorlar daha evvel söyledim ama ondan yaratacağı değer çok önemli değil. Teknoloji tarafında ise biraz önce söylediğim gibi ciddi bir dirençle karşılaşacaklarını düşünüyorum. Öte yandan takip etmek lazım. Tabii ki Çinlilerin de eli boş durmuyor. Onlar da yeni rekabet avantajı yaratmaya çalışacak. Ama şu anda Çin'de bunlardaki otomobil markasının çok büyük bölümü oyundan düşecekler. Şu anda büyük gözükenlerine bir bölümü küçülecek, birleşecek. Başka bir yere gelecekler. Ve otomobiller konusunda detaylı incelemeleri gördüğümde de Çinlilerin o arabayı satarken anlattıklarının hepsinin doğru olmayabildiğini görüyorum. Mesela geçenlerde Geely'nin satın aldığı Volvo ile beraber ürettiği Polestar hakkında bir değerlendirme videosu izledim. Araba aslında temelde dökülüyor. Durum böyle. Şimdi aranızda Çin sevenler diyecek ki hoca yine Amerikalıları savuruyor Çin'e karşı. Hayır değil ben sadece yatırımcı perspektifte bakmak istiyorum. Yoksa Çinlilerin etikte otomobil pazarının hızlanması konusunda katkılarından çok çok memnunum. Ama hani hep diyorlar ya Çinliler Tesla'yı yiyecek? Yok. Çinliler ve Tesla birlikte Avrupalıları yiyecek. Esas durum bu. Sorularınızı yorumlarınızı her zamanki gibi büyük merakla bekliyorum. Sevgiler, saygılar diyorum.